Arkadaşlar merhaba. Bugün konumuz MOSFET. Elektronik devre kartlarında genellikle dış görünüşü şu şekilde olan devre elemanıdır. Genellikle dış görünüşüne bakıldığında transistörlerle ve regülatör entegrelerle çok karıştırılıyor. Yani bunu karıştırmamak için yapmanız gereken tek şey üstündeki şuralarda yazan kodları yani tarayıcınızda tarayarak ya da ne bileyim bazı kataloglar var oralardan bakarak bunun ne olduğuna dair bilgi edinmenizdir. Aksi takdirde dışına bakarak bunun bir entegre mi yoksa bunun bir transistör mü olduğunu ya da ne bileyim başka bir devre elemanı olduğunu mu özelleştirilmiş bir entegre olup olmadığını yani anlamak mümkün değil. Sadece yaygın olarak kullanılan bazı modeller dışında MOSFET'lerin yani bu devre elemanın bir MOSFET olduğunu öğrenmek için araştırmamız gerekiyor. Burada küçük güçlü, orta güçlü ve daha yüksek güçlü MOSFET kılıfları görüyorsunuz. Altta gördükleriniz ise direkt baskı devre plaketine monta edilen cinsten. Yani bunları delikleyerek, baskı devreye delik atarak yapıştırırken bunları direkt yüzeye monte edebiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz bir çeşit entegre kılıfının içerisinde çok daha düşük güçlü, sadece sinyalizasyon amaçlı kullanılan bir MOSFET çeşidi olmakla birlikte bazen bunların içerisinde iki tane de MOSFET olabiliyor. Yani böyle dışarıdan baktığınız zaman zaten bir sürü bacağı var, 8 tane. MOSFET'ler 3'er bacakla idare edebiliyorken bunlarda bazen iki tane olabiliyor. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Sembolü genelde MOSFET'ler zaten transistörlerde olduğu gibi N kanal ve P kanal. Yani transistörlerde N tipi, P tipi vardı. Gerçi transistörleri anlatmadık ama ikiye ayrılmakla birlikte kendi aralarında da ikiye ayrılıyorlar. Bunlar depletion ve yani azaltan kanallı ve enhancement dediğimiz çoğaltan kanallı MOSFET'ler. Burada aslında görmüş olduğunuz şey N tipi ve P tipi N kanal ve P kanal olan MOSFET çeşitleri. Sembolünde burada zaten dikkat etmemiz gereken ana nokta şu ok işaretinin ne yöne baktığı ve şuradaki çizginin taralı bir çizgi olup olmadığı. Eğer taralı bir çizgi değilse depletion yani azaltan kanallı bir MOSFET'tir. Taralı çizgi ise enhancement dediğimiz çoğaltan kanallıdır. Ok eğer içeriye doğru bakıyorsa N kanal, dışarıya doğru bakıyorsa P kanallı MOSFET'tir. Genel itibariyle 3 ucu var demiştim. Bunlardan biri drain yani D ucu, source, S ucu, gate de G ucu olmakla birlikte iç yapısına bakarsak daha iyi anlayacağız. Şimdi burada görmüş olduğunuz N kanal bir MOSFET'in iç yapısı. Peki N kanal nereden geliyor? İşte şurada görmüş olduğunuz source ve drain uçlarının bağlı olmuş olduğu aşağıda iletimin gerçekleşeceği bir kanaldır bu. Buraya biz N kanal diyoruz. Şurada oksit bir yapı var. Bu bizim vermiş olduğumuz elektrik sinyalini bu kanaldan yalıtıyor. Özellikle zaten bu yüzden buna yalıtılmış kapalı transistör de dendiği oluyor. Gate ucumuz bu şekilde. Çalışma prensibini zaten anlarsak geriye de çok da bir şey kalmayacak. Yani bütün aslında MOSFET'in muhabbeti burada. Şimdi devreyi incelediğimiz zaman dikkatli bakarsanız şurada iki tane güç kaynağı görüyoruz. Bunlar pil olabilir. Herhangi bir devredeki oluşturulmuş olan güç kaynağı olabilir. Fark etmiyor. Yalnız neden pil veya güç kaynağı dedim? MOSFET'ler alternatif gerilim gibi ters gerilim yani ters akım akıtan güç kaynaklarında çalışmıyorlar. Bunların üzerinden bir yönde akım akıtabiliyorsunuz. Aksi yönde akım akıttığınız zaman direkt zaten yanıyorlar. Dediğim gibi burada iki tane güç kaynağı görüyorsunuz. Bir tanesi drain ile source arası bağlanmış. Diğeri ise gate ile source arası. Şimdi MOSFET'lerin en büyük özelliği budur aslında. Gate sadece elektrik sinyaliyle uyartıldığında drain ve source arasını iletime geçirir. Yani gate'ten source'a doğru herhangi bir akım akmaz. Bu da yani bizim MOSFET'imizin hiçbir kayıp vermeden neredeyse
Yani bir akım akmadığı için herhangi bir kayıp oluşmadan iletime geçmesini sağlıyor. O yüzden devrelerde çok zaten kullanılıyor. Kayıpları en az olduğu için. Dolayısıyla akım akmadığı için gürültü de oluşturmayıp diğer elemanları da etkilememiş olabiliyor. Şimdi şurada inceleyeceğimiz nokta şu. Gate'den pozitif, bu arada bu N kanal bir MOSFET çeşidi. Gate'den pozitif yükü verdiğimiz zaman, pozitif elektronu verdiğimiz zaman burada yalıtılmış kapıda artı ve eksi yükler taraflanıyor. Yani şu demek, artı ve eksi birbirini çeker mantığına dayandırırsak, artı yükü verdiğim zaman bu metal oksit kısımdaki eksi yükleri artı yükler çekiyor. Dolayısıyla artı yükler diğer tarafa yapışıyor. Yani birbirinden ayrılmış oluyor. Buradaki kanaldaki de eksi yükleri kendine topluyor. Dolayısıyla N'den N'e bir kanal oluşmuş oluyor. İşte bu sayede drain ile source arasında iletime geçirmiş oluyorsunuz. Bütün aslında MOSFET'in çalışma prensibi bu. İletime geçişinde de şimdi burada görmüş olduğunuz depletion, D-MOSFET. Genelde zaten kısaltılıp yazılıyor D-MOSFET diye. Peki farkı ne şeyden? Enhancement dediğimiz E-MOSFET'lerden. Hemen ona bakalım. Şimdi enhancement MOSFET'ler başlangıç anında, yani herhangi bir gerilim uygulamadığımız anda gate'ine yalıtımda olan MOSFET'ler. Depletion'lar ise aksine sıfır voltajda, yani herhangi bir voltaj uygulamadığında belli bir iletimde, grafiğe bakarak bunu zaten çok daha iyi anlıyoruz. Belli bir iletimde eğer artı yönde gerilim vermeye devam edersem gate ucuna daha da iletime geçiyor. Daha da üzerindeki drain'den source'a akan akımı arttırıyor. Eksi voltaja düşersem, sıfırdan geriye doğru düşersem drain'den source'a akan akımı daha da düşürüyor. Depletion MOSFET'ler çok 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 yaygın kullanılmıyor. Çünkü karakteristiği sıfır voltaj verdiğimizde, yani herhangi bir voltaj vermediğimizde zaten arada kaldığı için. Zaten burada da görüyorsunuz. Eğer hani artı yönde uyarma akımı verirsem enhancement modda çalışıyormuş. Depletion modda çalışması içinse eksi yönde uyarım vermem gerekiyormuş. Yani bunlar çok çok yaygın kullanılan MOSFET'ler değil, fakat enhanced MOSFET'ler aşırı yaygın kullanılıyor. Nerede kullanılıyor dersek hemen hemen bütün güç kaynaklarında görebilirsiniz. Bilgisayar anakartlarında bol bol görebilirsiniz. İnvertör şeylerde, kaynak makinelerinde görürsünüz. Ne bileyim, birçok güç zaten güç kaynağının temelidir yani. Özellikle güç elektroniğinin vazgeçilmez elemanlarından bir tanesidir genel olarak MOSFET'ler. Enhancement MOSFET'i incelersek de başlangıç anında herhangi bir voltaj vermediğinde drain'den source'a hiçbir akım akmıyor. Belli bir voltajın üzerinde iletime geçmeye başlayıp o voltajdan sonra artık voltajı her arttırdığınızda daha da iletime geçmeye başlıyor. Ancak belli bir voltajın üstünde, örneğin burada 7 olarak belirlenmiş, artık MOSFET maksimum akıma ulaşıyor. Yani drain'den source'a akıtabileceği akım maksimum düzeye ulaşıyor. Artık daha da voltajı arttırsanız da bir şey fark etmeyecek. Yani MOSFET'in iletime geçirme voltaj sınırlarını aşmadığınız sürece 7'den mesela herhangi bir MOSFET için 20'ye kadar diyebilir. Yani 0-20 arası diyebilir. Siz 7'den sonra 20'ye de çıksanız aynı akımı akıtır. Fakat MOSFET herhangi bir zarar görmez. Bir MOSFET'in çalışıp çalışmadığını transistördeki gibi uçlarına ölçü aletiyle bakarak karar vermek çok doğru değil. Onun yerine MOSFET'i test devresi oluşturup bu test devresinde test ederek daha iyi fikir sahibi oluruz. Burada N kanal ve ikisi de N kanal zannetsem. Aynen, biri açık biri kapalı şekilde yapmışız. N kanal bir MOSFET'in test devresini görüyorsunuz. Sağ tarafta da aynı şekilde. Şimdi buradan baktığımız zaman gate ile source arasına bir güç kaynağı bağlamışız. Aynen burada. Aynı güç kaynağını drain ile source arasındaki led için de kullanmışız. Fark etmiyor. Direkt buradan anlatayım aslında. Burası biraz daha karışık olmuş. Yani akımın nereden geçtiğini gösterme amaçlı
kullanmış olabiliriz. Buradan bakalım. Butona bastığım anda zaten 12 voltluk güç kaynağından gelen gerilim 100 ohmluk direnç üzerinden butona kadar geliyor. Butona bastığım anda drain source arası iletime geçiyor. Ve 1K'lık direnç üzerinden LED'im enerjilenmiş olup GND ucuyla, yani nötr ucuyla birleşmiş oluyor. Dolayısıyla LED'im enerjilenip yanıyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şurada 68K'lık bir direnç göze çarpıyor. Bu ne için? Ben butona basmadığım zaman gate ucu bunu koymazsam boşta kalır. Yani herhangi bir gerilim de vermemiş oluyorum. Fakat bak ben sana gerilim de vermedim dememiş de oluyorum. Yani MOSFET bu durumlarda bazen kararsız kalıp yarı iletime geçebilir. Ne bileyim, aniden iletime geçip tekrar yalıtıma geçebilir. Bu gibi böyle bazı saçmalama durumları açığa çıkabilir. Biz bunların önüne geçmek için iletime geçirmediğimin MOSFET anlasın diye gate ile eksi arasına, source arasına bir tane yüksek değerli direnç bağlıyoruz. Yani bunun burada kullanılmasının amacı bu. CMOS hemen hemen elektronik dünyasının, özellikle entegrelerin tamamen vazgeçilmez bir parçasıdır kendisi. Zannedersem bütün entegrelerde kullanılıyor. Çok değişik şekillerde kullanılıyor. Aslında bir video da bunun için çekildi. Çok geniş bir konudur. Ben sadece MOSFET'lerle yani MOSFET'lerle yapıldığını belirtmek için bu CMOS devrelerinin bir tane örnek aldım. Şimdi aşağıda öncelikle buraya bakalım. Bir çeşit değil. Yani NAT kapısı görüyorsunuz. Bunun mantığı şudur. Eğer A ucundan 1 verirsem Q ucundan 0 alırım. A ucundan 0 verirsem Q ucundan 1 alırım. Yani bu A ucundan ne verirsem tam tersini Q ucundan çıkartır. Burada da doğruluk tablosunda görebiliyorsunuz zaten. İşte şu üçgen yapının içerisinde aslında şöyle bir devre var. Burada UDD ve GND arası ben güç kaynağımı zaten bağlıyorum. NTG'de bağladığım gibi. In kısmı A kısmı, out kısmı da Q kısmı. Şimdi burada iki tane gözümüze MOSFET çarpıyor. İkisi de bunların enhancement MOSFET'ler. Fakat biri P kanal, diğerisi N kanal. Hemen incelediğimiz zaman bakıyoruz zaten. Burada hemen P kanal MOSFET'i de anlamış olacağız. İn'den 1 verdim, yani girişten 1 verdim. Hemen bakıyorum. D MOSFET'im şuradaki. Aman D MOSFET diyorum burada gördüğüm için. İn'den 1 verdim. Hemen bakıyorum. Burada hangisi iletime geçecek? Burada bir tane enhancement N kanal MOSFET'im var. Bu iletime geçecek. İletime geçtiği içinse nötrü, yani GND'yi kaynağa bağlayacak. Çıkışa bağlayacak. Out'a bağlayacak. Dolayısıyla 1 verdiğim zaman out'tan 0 alacağım. Eğer 0 verseydim buradaki MOSFET'im iletime değil geçmeyecekti. Buradaki MOSFET'im iletime geçecekti. Yani buradan anlıyorum ki P kanallı MOSFET'ler N kanallı MOSFET'lerin aksine eksi gerilimlerde iletime geçiyorlar. Ben buradan 0 verdiğim zaman 0 benim P kanal MOSFET'imi iletime geçirecek ve kaynaktaki gerilimi out'a bağlayacak, çıkışa bağlayacak. Dolayısıyla 0 verdiğimde çıkıştan 1 almış olacağım. Değil NAT kapısının mantığı tamamen bu şekilde çalışıyor. Yani iki tane yapısında P ve N kanal MOSFET barındırıyor. Çeşitli kapılar var. V değil, işte NAND kapıları falan filan. Bunları da bu şekilde oluşturabiliyorlar. Yani tamamen MOSFET'lerle dayanıyor. Zaten CMOS demiştim. Bir videoda bunun için çekilebilir. Hepsinin tek tek nasıl oluştuğunu anlatmak için. İleride yapılabilir böyle bir şey. En başta bir şeyden bahsetmiştim. MOSFET'lerin alternatif akım gibi ters akımda geçirilen yerlerde, yani güç kaynaklarında çalışamayacağını, eğer source and drain'e bir akım akıtılmaya çalışılırsa anında yanacağını söylemiştim.
Burada bu durumlarda MOSFET'in korunması için ne yapılabileceğini söyleyeceğim. Şimdi burada normal MOSFET'in sembolünü görüyorsunuz. Bunun paralelinde ise yani drain ve source arasında ise bir tane diyot gözünüze çarpıyor. Bu diyotun ismi serbest geçiş diyotu. Yani eğer ben ola ki devremde source'tan drain'e doğru akım akıtmaya çalışırsam buradaki diyotun üzerinden aksın akım da drain ile source arasındaki kanalı bozmasın mantığına dayandırılıyor. Bazı firmalar bunu bu şekilde üretiyor. Yani normal bir MOSFET aldığınızda üstünde diyotuyla birlikte geliyor. Kendi kılıfının içinde hazır geliyor. Kimilerinde ise gelmiyor. Bu noktada sizin gidip bir tane dışarıdan diyot alıp bunun paraleline bağlamanız gerekiyor. Dikkat ettiyseniz P kanalda da bu tam tersi şekilde. Yani ben drain'den source'a akım akıttığımda ters akım akıtmaya çalıştığımda diyot üzerinden tamamlansın diye yapılmış. MOSFET'ler genel anlamda bu şekilde çalışıp bu şekilde kullanılıyorlar devrelerde. Test devreleri de dediğim gibi yapılıyor. Onun dışında zaten MOSFET'in sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını çok iyi anlayamayız. Genel olarak bahsedeceğim konular bunlar. Aklınıza bir soru takılırsa yorum bölümüne belirtirsiniz. Teşekkür ederim.